Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA San Andreas Defeat Edition Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Defeat Edition Mobile'da ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En sonki Defeat Edition Mobile bölümünde sizlerle beraber ana hikayeden yine devam etmiş. Siviti şimdilik son görevini yapmış. Son görevde de Kendall artık evi terk etme kararı almıştı. Arna Seza'nın yanına yerleşeceğini resmi olarak görmüş olduk yani. Sezar'la bir tanıştık, araba oplatma görevini yaptık hem de zorlanmadan. Her ne kadar biraz saçma savaşlar olmuş olsa da. Neyse, Arınla da Sezar'la da tanıştık. Çok mükemmel bir tanışma olmadı ama en azından aramız şimdilik iyi. Sonrasında biz arada işte eğer ki Lowrider aracında yarış yapmak istersen, ee, az önceki noktada buluşuruz falan dedi. Biz de he olur okey falan yapmıştık ama onu sonraki bölümlerde yapacağız. Bu bölüm Sizlerle beraber hırsızlık görevini yapıyor olacağız. Yani Ryder'ın ilk görevini gerçekleşiyor olacağız. Ki pazar günü açık dünya sıradaki yeni açık dünya bölümünde sevgili dostlar hırsızlık görevini yapabilirim. Hırsızlık görevini yapmamızla beraber yani açık dünya görevini bitirmemizle beraber arkadaşlar sınırsız stamina'ya erişmiş oluyoruz aslında. Yani stamina yeteneğini geliştirmemizin bir anlamı kalmayacak. Hırsızlık görevini yapmamızla beraber. Oyun çok fazla kasıyorsun be kardeşim. Çok fazla kasıyorsun be oğlum. Neyse. Hadi bakalım. Home Invasion. Let's go. Bakalım başımıza nereye gelecek. Sakin ne olacak belli gibi. Nerede lan bu şey? Ne yapıyorsun orada? Meza mı kazıyorsun. Nereye bıraktım lan ben şunu? Neye? Lanet olasıca suyu. Ha. Küçük bir şey ihtiyacım var işte uğraşmak için. Ne tarz bir şey? Ha. Ha. İhtiyacımız olan silahların olduğu bir ordu adam varmış. Onu soracakmışız. E tamam o zaman gidelim. E tabii ki de sen de varsın. Ya öf. Yine olmadığımız zamanlara gönderme yapıyor ya. İstiyor musun bundan biraz? Hayır ben iyiyim. Nereye gidiyoruz? <laughs> ha East Beach'e gidiyoruz. Tamam. Ha bu arada karanlığı beklesek iyi olur. Yani yatakta iki yakalamak daha şey olur. Bizdeki de onaylıyor tabii. E ne ya? Ne bekliyorsun? Hadi. Ne oluyor abi ya? Ne yapıyorsun sen ya? Karanlığı beklerken arasana işte. Bir de gidip full falan yapıyor ya. Sensin lan full. Sensin lan aptal. Cık. Allah etti beni ya. Başta başla basit etti ya. orada evet böyle bir arabada 360 atmak da Nerede bu anasını sattığım şey? Nerede? Yani sakin o daha oraya gelmedik. Evet, kal. Haklısın. Sen her zaman haklısın. Aynen benim kankam Bay Haklı. Kapa çeneni. Durduramazsın beni. Kim durduramaz? Her neyse. <laughs> ulan ya. Ulan Ryder ne kuduruyorsun ne ağlıyorsun ya. Harbi ne adamsın diyeceğim de adam adam değilsin sen ya. Sen itsin oğlum. Adam adam değilsin. Allah çapsın aynısı ya. Yemin ediyorum aynısı ya. Yemin ediyorum ya. Vallahi Erdal Kömürcü'ye benzeteceğim aklıma gelmezdi ama Ryder'ı harbiden Erdal kömürcüye bir döndü şu anda ya. Harbi o oh, vay aldım ben şu anda. Keşke daha erken alsaydım. Vay anam babam vay. Ulan kutlu var sen ne büyük bir dizsin be. <laughs> GTA San Andreas karakterlerine bile yön veriyor. <laughs> Bu arada polise etseydim ciddi problem olacaktı. Evet tamam tamam hadi silahları alacağız ve çıkacağız. Aynen öyle sessizce gireceğiz. Ninja style aynen öyle. Dışarı çık seni açtı. Lan ne yapıyorsun? Ya o beni durduramaz falan diyor da tamam pek içeri gir ben izliyor olacağım. Zaten başka ne olmasını bekliyorduk ki. Zaten başka ne olmasını bekliyorduk. Ya bu arada tamam ya biliyoruz sessiz olmamız gerektiğini falan. Eğer kontrolcüyü çok yavaş bir şekilde böyle yukarıya kaldırırsanız karakter yavaş yürüyor gördüğünüz gibi. Ve böyle de sinik gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve görevi tamamlayabilmemiz için de en az 3 tane almamız gerekiyor. Ben hepsini alıyor olacağım. Mobilde de aynısını yapmıştım çünkü. Bir tık arada hızlı gidiyorum. O kasıtlı. Kasıtlı arkadaşlar. Hani biraz daha kısa sürsün diye. Kolay kolay o gürültü barını doldurmam çünkü. Gördüğünüz gibi. Ufaktan koşturdu bir şey olmadı. Bırakıyor musun otomatik? Yok bırakmıyor. Mobilde ne güzel otomatik bırakıyordu. Tamam götürmeye devam edeceğiz etmesi mesela. Ben direkt olarak en uzağa gideyim ya. Aradan çıksın. Aradan çıksın abi. Sonra yakınları alırız işte. Biraz zaman alacak ama olsun da. Bir tık daha hızlı yürüyebilir miyim ya? Aynen bir tık daha hızlı. Çok güzel. Oğlum gayet de hızlı yürüyoruz bu arada. Ve ses yapmıyor muyum gerçekten? Oğlum adamın odasına girdim lan. Adamın odasına girdim anasını satayım. Yine de bir şekilde gizli kalmayı başarıyoruz. Çok iyi. Çok güzel abi. Yalnız o nasıl poster ya. Terbiyesiz adam. O nasıl poster ya. Kafana sıkmayı çok isterdim hakikaten şu anda. Dur lan dur sakin. Sakin o kadar da değil. O kadar da gürültü yapmayalım. Lan yavaş. Niye o kadar. Çok gereksiz gürültü oluyor arada. Neyse yırttık. Vallahi yırttık. Oyun eminim faydaları arkadaşlar yırttık. Evet aynen aynen Kill alıyoruz şu an aynen öyle. Bu arada bir tane daha oradan almam gerekiyor. Sonrası istersek e, malımızı pırtımızı toplayıp gidebiliriz de. Tabii ki de gitmek istemiyoruz. Çünkü görev olabilecek en verimli şekilde sizlere yapmak istelimden göstermek istelimden ötürü. Yani gerek yok hani. Direkt tak diye çıkmaya. Bu arada şuradan solda bir kutu vardı. Bunu da aldık daha sonra. sıradaki girişimizde oda kapısının yanındaki şuradaki kutuyu alıyor olacağız. Onu da aldıktan sonra gerisi kolay zaten. <laughs> Çünkü girişte bir tane var. Mutfakta bir tane aldım. Bir de girişte var zaten. Toplam 6 kutu işte. Tamam lan sakin. Ama bazen çok fazla gereksiz gürültü oluyor ya. Anlamadım gitti yemin ediyorum. Neymiş ya? Neymiş ya? Evet kesinlikle doğal bir soyguncuyum. Kesinlikle. Ondan gram şüphem yok. Şuna bak koştura koştura gidiyorum. Bir de bunu taktiği falan da vardı da. Hiç uğraşamayacağım onunla. <laughs> Bilmiyorum da zaten. Taktiği olduğunu biliyorum. Taktiğin nasıl olduğunu ne olduğunu. Yani neyle yapıldığını falan hatırlamıyorum. Sıfır. Aman o tarz şeyleri de hatırlamayı verelim bir zahmet. Speedrun yapmıyoruz burada. Let's play yapıyoruz yani. Sadece birazcık daha detaylı, birazcık daha eğitici, öğreticili, biraz daha muhabbetli versiyonu. Bir tık daha muhabbetli yoksa let's play zaten aynı mantık oluyor neredeyse. Neyse efendim. Kaldı iki kutu. Uf son anda dolmadı lan. Belki de dolmuştur. Ne oldu lan az önce? Galiba doldu bir kere. Galiba bir kere doldu. Yo dolmamış. Okey. Yırttık ha. Vallahi yırttık. Tamam önce buradakini alıyoruz. Sonra da aşağıdakini alıyor ve görevi bitiriyoruz nihayet. Sonra bu kutuları park edeceğimiz yere götürecek. Sonrasında da görev bitecek zaten. Oyunu bilenler biliyor. Sonra oyunu kaydedeceğiz. bölümü bitireceğiz. Pazar günde güzel bir açık dünya bölümüyle sizlerle olacağım. Hani videoda hani yine hmm. yani bir tane görev için olabilecek verimli bir süre olacak. Merak etmeyin zaten sonraki bölümler çok daha verimli uzun olacağı için. Yavaş yavaş arkadaşlar yavaş yavaş. Zaten Defeat'i bir oynadığımız için mi daha. Mobil olsa birazcık daha kısa sürer. Çünkü burada performans kaybı vesaire yaşadığım oynamakta bir tık daha zorlanıyorum. Bir tık daha hantal oynuyorum. Saçma sapan şeyler oluyor vesaire vesaire. Anladınız hani. Rahat olun o yüzden. Evet, görevi de bu arada yani artık bizi polis problemimiz vesaire olmayacak yakalanmadığımız için. Bakın artık şey yok zaten. Süre sayıcı da yok çünkü işimiz bitti tamamen. Evet hadi bakalım. Evet artık hazırız. Tamam tamamdır. Ee, Sevilla tarafında kullanabileceğimiz bir tane garaj var diyor. Tamam gidiyorum. Ha. Şu çubukları falan vermelisin diyor. Nasıl yani? Ne oluyor abi? Yine bastır falan dedi ya. Unut bunu. Sen onu aptal. <laughs> ben bir şey mi duydum? Sanki Basta yine bir şeyler söylüyor gibi falan. Ya bu çocukça. Ya seninle daha fazla konuşmayacağım aptal. Cık. Allah Allah. Vallahi sinir bozucu ya. Muhabbetini de anlamıyorum hani yeterince. Anlasam Çevireceğim. Çevirmeye değmediğini de biliyorum. Evet, basit de. Ee, bu gerçekten profesyonelceydi yani. Aha, aha. ya yani her gün bunu yapman gerekiyor vesaire falan diyor. Yani nasıl yapabileceğimizi anlatıyor işte oyun şimdi. Tamamdır. Görede deyken burgları yani hırsızlık yapabiliyoruz. Ee, çok fazla yani birçok eve girip eşyalarını alabiliyormuşuz. Etkileşim oluyormuş yani. Bu tarz bir kamyona ihtiyacımız var. Bu da Genton tarafında zaten. Aha. da ee, garaja geri koyacağız. Şeylerimizi yaptıktan sonra, Hırsızlığımızı yaptıktan sonra. Ben yoruldum. Sonra görüşürüz. Tam bro. Ama söylediğim şeyi bir düşün. Olur, düşünürüz. Opsiyonel. Neyse. <laughs> Hırsızlık işimiz bittikten sonra da buradaki garaja geri koyarak e, topladığımız mallara, yani çaldığımız eşyaları satıyoruz. Sonra da para kazanıyoruz işte. Galiba toplam 10 bin dolarlık vurgun yaptığımızda görevi bitirebiliyoruz. Pazar günü göreceğiz. Pazar günü göreceğiz. Çünkü mobilde nasıl da hatırlamıyorum. İsterseniz izleyebilirsiniz. GTA Serenis Mobil Açık Dünya Görevleri. O yapma sitesindeki seriden izleyebilirsiniz. Bilmiyorum hani defeti verişinde aynı mı? Nasıl oynarız? Ne yaparız? Bakalım göreceğiz abi hepsini. Göreceğiz bakalım. Şimdi hemen oyunu bir kaydedeyim de. Ardından bölümü bitireyim de videoyu da yüklemeye koyayım. Ge gecikmesini istemiyorum çünkü. Evet hadi bakalım. Ama güzel yani sıkıntısız bir şekilde bir görev yaptık bu bölümde. Videoyu da sonlandırana kadar 12 dakika olacak. Kafe kafe. Kafe arkadaşlar. Biraz daha mermi de topluyoruz. Ah oh, mis. Evet Sezavia pandonun üstüne kaydetti. Ve yavaştan bölümü de sonlandırıyorum. Bu arada oyunun %9'una gelmişiz. Hayırlı olsun. Evet e, sevgili arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz bir video. Bir beğeni bırakmayı kanalımıza abone olmayı ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı başka üyelerimizden ve çektiğimizden de dilerseniz de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar da yani pazar günü ki açık dünya bölümüne kadar kendinizi çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.